Sizden gelecek paralar karşılığında bir hayli borç almıştım. Şimdi caminizin inşaatı durunca alacaklılar peşime düştü. Bu da yetmezmiş gibi derviş ağa gecenin kör bir vaktinde kapıma dayandı. Vakfınıza bağışladığım sandık sandık altınların hesabını sordu benden. Sen ne dedin Yakup? İnkar ettim. Lakin derviş ağa yine geleceğim dedi. Bu sefer cevap veremezsem... Bize iftira eden zındıklar. Yalancı münafıklar. Cehennemin en dibinde havi ateşiyle yanacaklar. Etleri dökülecek. Dilleri kesilecek. İnşallah. Amin Sultan. Lakin derviş ağa tekrar geldiğinde ben ne yapacağım Sultanım? Sultanım. Bağışlayın sultanım. Susacaksın Yakup. Ya sadık kullarımız gibi... ...ya da hainler gibi. Ben size sadığım sultanım. Sultanım. Asla konuşmam. Yakup'a pek dertli. Kolay değil. Varını yoğunu Safiye Sultanımızın uğruna harcadı. Yazık. Bir gecede uçtu gitti bütün servet. Düşmez kalkmaz bir Allah. Yeter ki bir gecede uçup giden kellemiz olmasın. Bu yüzden haline şükretmelisin Nasuh'a. Paşa diyeceksin. Nasuh Paşa. Malum sayende Halep Beyler Bey'im artık. Madem öyle. Paşa. Neden buradasın? Çoktan yola revan olmalıydın. Beni uzaklaştırman akıllıca derviş. Lakin unuttuğum bir şey var. Bu terfiyle divan yolunu da açmış oldun bana. Merhum Sultan Süleyman'ın devrinden beri... ...onlarca veziri azam, yüzlerce vezir ve nice ağa gördük çok şükür. Talihlileri eceliyle öldü. Talihsiz olanlar ise cellat kılıcının tadına baktı. Kelleleri ibret taşında teşhir edildi. Seni talihler defterine yazdıracak olan nedir derviş? Sadakatimdir sultanım. Padişah efendimize olan mutlak sadakatim. Bu lafı her işittiğimizde kenara bir altın koysaydık,
Süleymaniye'nin karşısına kendi külliyemizi yaptırmıştık. Buyurun ağam. Dikenli incir. En sevdiğiniz şerbet. Yaklaş. Daha. İşittik ki hanende huzuru bulamamışsın. Ailen yokmuş. Devlet işlerine koşturmaktan vakit bulamadım sultanım. Ailesi olmayan erkek dümensiz kadırgaya benzer. Rüzgar nereden eserse oraya savrulur durur. Pek tehlikeli. Bilhassa senin gibi ummana yelken açmış biri için. Merakımı mazur görün sultanım. Konuşmak istediğiniz mühim bir mevzu olduğunu söylediler. Mevzu tam da bu derviş. Senin gibi iyi yetişmiş, akıllı, cesur ve sadık kullar bulmak güç. Eminim talibin çoktur. Lakin biz sana en hayırlısını söyleyeceğiz. Fahriye Sultan. Çok şükür döndün. Safiye Sultan niye çağırmış seni? Ne konuştunuz? Fahriye Sultan'la nikahlamak istiyorlar. Çaresizlikten ne yapacağını şaşırdım. Zinhar olmaz dedin öyle değil mi? Maksadı belli, aramıza nifak sokmaya çalışıyor. Bana itimadınız yok mu sultanım? Bugüne kadar hiç ihanet ettim mi size? Etmedim. Lakin... Safiye Sultanımıza tek hayır diyebilecek kişi hünkârımız. Hükmü olmadan nikah kıyılmaz. Konuş aslanımla. Bir an evvel kapansın mesele. Bahsi dahi asabımı bozdu.